Kur'an-ı Kerim'de kıyamet ve ahiret. Müellifi İmam-ı Gazali. Hamd, zatının ebedi olduğunu bildiren Allahü Teala'ya olsun. Kendisinden başka bütün varlıkların yok olmalarını diledi. Kâfirleri ve günahkârları kabir azabıyla cezalandıracaktır. Kullarının dünya ve ahiret saadetine kavuşmaları için peygamberleri vasıtasıyla emirlerini ve yasaklarını bildirdi. Kullarının ahirette azap veya mükafat görmelerini dünyadaki yaptıkları birkaç günlük amellerine bağladı. Ahiret yoluna girip rızasına kavuşmayı seçtiği ve sevdiği kullarına kolay eyledi. Allahü Teala sevgili peygamberi Muhammed aleyhisselama, onun âline ve eshabına salat ve selam eylesin ki onların isimlerini Müslümanlar arasında pek yüksek eyledi. Bilmelisin ki her şeyi dirilten ve öldüren Allahü Teala Ali İmran suresinin 185. ve El-Enbiya suresinin 35. ve El-Ankebut suresinin 57. ayetinin meali şerifinde her canlı ölümü tadacaktır buyurdu. Sana önce dünya ölümünü anlatacağım. Haber vereceğim şeyi dinlemek için kulağını iyi ver ki eğer Allahü Teala'ya ve onun Resulüne, kıyamet gününe ve ahirete inanıyorsan sana insanların bir halden diğer bir hale nasıl geçtiklerini nakledip onların hallerini, vasıflarını haber vereceğim. Çünkü bu haberler ancak delil ve şahit iledir ki anlatacaklarıma Allahü Teala ve Kur'an-ı Kerim şahittir. Kur'an-ı Kerim ile Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem nakledilen sahih hadisler sözümü tasdik eder. İnsan ölünce dünya hayatı biter. Ahiret hayatı başlar. Ahiret hayatı üç kısımdır. Tekrar dirilinceye kadar kabir hayatıdır. Sonra kıyamet hayatı, bundan sonra cennet ve cehennem hayatıdır. Bu üçüncü hayat sonsuzdur. Dünyada iyi, faydalı şeyler, kötü, zararlı şeylerle karışıktır. Saadete, rahat ve huzura kavuşmak için hep iyi, faydalı şeyleri yapmak lazımdır. Allahü Teala çok merhametli olduğu için iyi şeyleri kötülerden ayıran bir kuvvet yarattı. Bu kuvvete akıl denir. Temiz ve sağlam olan akıl bu işini çok iyi yapar. Hiç yanılmaz. Günah işlemek, nefse uymak aklı ve kalbi hasta yapar. İyiyi kötüden ayıramaz. Allahü Teala merhamet ederek bu işi kendi yapmakta, iyi işleri peygamberler vasıtasıyla bildirmekte ve bunları yapmayı emretmektedir. Sual melekleri kabre geleler. Namazını doğru kıldın mı diyeler. Hemen kurtuldun mu sandın ölünce? Senin için azap hazır diyeler. Adem aleyhisselam Allahü Teala'ya "Ya Rabbi, cehennem ehlinin ameli nedir?" diye sordu. Allahü Teala da "Bana şirk koşmak ve gönderdiğim peygamberlere inanmamak ve ilahi kitaplarımda peygamberlere verilen kitaplar olan emir ve nehyimi tutmayıp bana isyan etmektir." buyurdu. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet ve ahiret. Müellifi İmam-ı Gazali. Allahü Teala insanı hayatı boyunca dünyada durdurur. Belli olan eceli gelinceye kadar ve rızkı tükeninceye kadar ve ezelde takdir edilmiş olan amelleri bitinceye kadar dünyada durur. Dünyadaki ölümü yaklaştığı vakit dört melek gelir. Bunların biri ruhunu sağ ayağından ve biri sol ayağından ve biri
sağ elinden ve biri sol elinden çekerler. Çok defa ruhu gargara haline gelmezden evvel âlem-i melekûtiyi görmeye başlar. Melekleri yaptıkları işlerin hakikatini âlemlerinde durdukları hal üzere görür. Eğer dili söyler ise onların vücudunu haber verir. Çok defa da gördüğü şeyleri şeytanın bir işi zanneder. Lisanı tutuluncaya kadar hareketsiz kalır. Bu halde yine melaike ruhunu parmak uçlarından çekerler. Soluğu ise sanki saka kırbasından su boşalır gibi gırıl gırıl öter. Facirin ruhu da yaş keçeye takılmış olan diken çekilir gibi çıkarılır ki bunu insanların en üstünü olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Ruh çekilip son bağı kopacağı zaman kendisine birçok fitneler arız olur. Bu ol fitnelerdir ki iblis avanını yardımcılarını hasaten o kimseye musallat eder. O haldeyken o insana gelirler ve onun anası ve babası ve kardeşi ve kız kardeşi ve sevdiği kimselerden vefat etmiş olanlar suretinde görünürler ve ona derler ki: "Ey filan, sen ölüyorsun. Biz bu halde seni geçtik. Sen Yahudi dininde olarak öl. Bu din Allah indinde makbul olan hak dindir. Eğer bunların sözlerine aldanmaz, dinlemez ise yanından giderler. Başkaları gelip derler ki: "Sen Nasrani, Hristiyan olarak öl. Zira o din Mesih'in yani İsa aleyhisselam'ın dinidir ki Musa aleyhisselam'ın dinini neshetmiştir." Böylece her milletin dinlerini ona söylerler. O zaman da Cenab-ı Hakk'ın şaşırmasını dilediği kimse şaşırır. İşte bu, ey bizim Rabbimiz! Dünyadayken bize iman verdiğin gibi, ölürken de kalplerimizi şaşırtma. Mealindeki Âl-i İmrân suresinin 8. ayeti kerimesinin haber verdiği haldir. Cenab-ı Hak, bir kuluna hidayet ve imanda sebatını dilerse, o kimseye rahmet-i ilahiye gelir. Bazıları bu rahmetten maksat, Cebrail aleyhisselamdır dediler. Bazı kimseler vardır ki, ayakta namaz kılarken vefat eder. Bazısı uykudayken, bazısı bir şeyle meşgul iken, bazısı da çalgı ve oyunlara dalmış iken, kimisi de sarhoş iken ansızın vefat eder. Bazı kimselere ruhu çıkarken kendinden evvel geçen tanıdıkları gösterilir. Bunun için etrafında olan kimselere bakar. Bu zamanda o kimse için horuldamak olur ki insandan başka her şey onu işitir. İnsan işitmiş olsa elbette helak olur, korkudan ölürdü. Ölünün his duygularından en son kaybedeceği şey işitmesidir. Zira ruh kalpten ayrıldığı vakit yalnız görmesi bozulur. Fakat işitmek ruh kabzoluncaya kadar kaybolmaz. Bunun için Fahri Alem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ölüm hastalığında olanlara şehadeteyni kelimeteyn ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır bu kelimeyi telkin ediniz buyurmuştur. Mensur bin Ammar da rahmetullahi aleyh rüyada görülüp Allahü Teala sana ne muamele buyurdu diye sorulunca şöyle cevap verdi: Cenab-ı Hak beni manevi huzurunda durdurup bana ne ile geldin ey Mensur buyurdu. Ben de ya Rabbi 36 hac ile geldim. Onlardan hiçbirini kabul etmedim. Ne ile geldin buyurdu. Ben de ya Rabbi senin rızan için okuduğum 360 hatmi şerif ile geldim. Onlardan hiçbirini kabul etmedim. Ne ile geldin ey Mensur buyurdu. Ben de ya Rabbi rahmetin ile geldim dedim. Bunun üzerine
Allahü Teala da işte şimdi bana geldin. Git, ben de seni mağfiret ettim buyurdu dedi. Bu hikayelerin çoğu ölümün korkulu hallerini haber verir. Ben sana Allahü Teala'nın yardımıyla söz dinleyecek kimselerin uyabilecekleri şeyleri haber verdim. Bazı insanlar vardır ki kürsüye ulaştıkları zaman bir nida işitir ve orada onu geri çevirirler. Bazıları da perdelerden geri çevrilir. Allahü Teala'nın huzuruna ulaşanlar arif-i billah olanlardır. Yani evliya-i kiramdır. Vilayetin 4. derecesi ve daha üst makamlarında olan kimselerin dışındakiler Allahü Teala'nın huzuruna ulaşamazlar. Beterdir gün be gün halim begayet ya Resulallah. Düzelsin artık ef'alim, inayet ya Resûlallah. Azıttı bu deni nefsim, beni şeytana uydurdu. Ne mümkün bunca isyanla, dehalet ya Resûlallah. Acep kabil mi kurtulmak, hevâ-i nefs-ü şeytandan, erişmezse eğer senden, hidayet ya Resûlallah. Gelince feyzü ihsanın, günahkar kimseye bir an, onun rahı dü âlemde selamet ya Resûlallah. Emri nehyi tazim ettim, harama demedim helal, her günahın sonu oldu nedamet ya Resûlallah. Ey insü cinnin Resulü, insanların en üstünü, ihlasıma bağışla kıl, şefaat ya Resûlallah. Hac suresinde Allahü Teala'ya ortak koşan kimse şuna benzer ki gökten düşüp kendini ya kuşlar kapışır yahut rüzgar onu uzak bir yere atar da orada helak olur. Olan 31. ayet-i kerimenin meali şerifidir. O kimse yere düşünce bir zebani onu alıp siccine götürür. Siccin yerin altında veya cehennemin dibinde büyük bir taştır ki kâfir ve fasıkların ruhu oraya götürülür. Yahudi ile Nasara'nın ruhları kürsiden kabirlerine geri gönderilir. Eğer bunlar kendi dinleri üzere olurlarsa, bozulmamış Yahudilik ve Hristiyanlık, kendilerinin yıkanmalarını ve defnolunmalarını seyrederler. Müşrik, yani dinlere inanmayanlar, bunlardan bir şey seyredemez. Zira kendisi, dünya semasından hakir olarak bırakılmıştır. Münafık, ikinciler gibi, yani müşrik gibi, Allahü Teala'nın kahrına uğramış ve reddolunmuş olarak mezarına geri gönderilir. Müminlerden kullukta kusur edenler çeşit çeşittir. Bazılarını kılmış olduğu namazı geri çevirir. Zira bir kimse namazını horozun yem yediği gibi çabuk çabuk kılarsa namazından hırsızlık etmiş olur. Onun namazı eski bir bez parçası gibi toplanıp yüzüne vurulur. Sonra yükselir ve sen beni zayi ettiğin gibi Allahü Teala da seni zayi etsin der. Bazılarını da orucu geri çevirir. Çünkü o kimse yemekten oruç tutmuş fakat mala yani sözlerden ve gıybetten ve günah işlemekten kaçınmamış idi. İşte bu oruç fuhş ve hüsrandır. Bu şekilde oruç tutarken Ramazan ayı çıkar. Zahirde oruç tutmuş, hakikatte ise oruç tutmamış olur. Bazı kimseleri de haccı geri çevirir. Çünkü o kimse hac ediyor desinler diye veya haram mal ile hac etmiştir. Bazı insanı da anaya babaya asi olmak gibi bir günahı geri çevirir. Bu halleri esrar aleminden haberi olanlar ve Allahü Teala'nın rızası için İlm öğrenen alimler bilir.
Şimdiye kadar anlattığımız hususlar hakkında Peygamberimizden sallallahu teala aleyhi ve sellem hadisler, Eshab-ı Kiram'dan ve tabiinden de haberler gelmiştir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayetinde bildirildiği gibi amellerin geri çevrilmesi ve bunun dışındaki hususlarda çok haberler gelmiştir. Ben bu meseleyi kısaca ayırarak anlatmak istedim. Eğer kısaltmamış olsaydım çok kitapları doldururdum. Ehl-i sünnet itikadında olan, yani doğru itikat ve imana sahip olanlar çocuklarını bildikleri gibi bu anlattıklarımızın doğru olduğunu bilirler. Ruh cesede geri döndürüldüğü zaman cesedi yıkanırken bulur ve başı ucunda gasli bitinceye kadar durur. Allahü Teala iyiliğini istediği kimsenin gözünden perdeyi kaldırır ve o kimse ölünün ruhunu dünyadaki insan suretinde görür. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet olundu ki, ya Resulallah, ölü kabre konduğu vakt ilk karşılaştığı şey nedir diye sordu. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki, ya İbn Mesud, bunu bana senden başka kimse sormadı. Ancak sen sordun. Ölü kabre konulduğu vakt önce bir melek seslenir. O meleğin ismi Ruman'dır. Kabirlerin arasına girer. Der ki, ya Abdallah, amelini yaz. O kimse der ki, benim burada ne kağıdım, ne kalemim var, ne yazayım? O melek der ki, bu sözün kabul edilmez. Senin kefenin kağıdındır. Tükrüğün mürekkebindir. Parmakların kalemindir. Melek kefeninden bir parça kesip verir. O kul, dünyada her ne kadar yazı yazmak bilmese de, orada sevabını ve günahını adeta o bir günde işlemiş gibi yazar. Bundan sonra melek, o yazdığı kefen parçasını dürer, o ölünün boynuna asar. Bundan sonra Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz, her insanın yaptığı işleri gösteren sahifelerini biz boynunda kıldık mealindeki İsra suresinin 13. ayeti kerimesini okudular. Sonra gayet korkunç iki melek gelir. İnsan şeklinde görünürler. Yüzleri gayet siyah olup dişleriyle yeri yararlar. Başlarının tüyleri yeryüzüne sarkmış görünür. Sözleri gök gürler gibi, gözleri şimşek çakar gibidir. Nefesleri de şiddet ile esen rüzgar gibidir. Her birinin demir kamçıları vardır ki insanlar ve cinler bir araya gelseler yerden kaldıramazlar. Dağlardan daha büyük ve ağırdır. Bir kere bir kimseye vurursa maazallah parça parça eder. Ruh bunları görünce hemen kaçar. Ölünün burnundan göğsüne girerler. Göğsünden yukarısı dirilir. Öleceği zamandaki hali gibi olur. Hareket etmeye kadir olmaz. Fakat ne söylenirse onu işitir ve görür. Bunlar ona şiddet ile sual ederler. Cefa ederek onu üzerler. Toprak ona su gibi olmuştur. Ne vakit kımıldarsa yer açılıp bir boşluk olur. Bu iki melek, Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Kıblen neresidir? Diye sual sorarlar. Allahü Teala kimi muvaffak eder ve kimin kalbine hak sözü yerleştirirse der ki, sizi vekil ederek bana kim gönderdiyse Rabbim odur. Benim Rabbim Allah, peygamberim Muhammed aleyhisselam, dinim dini İslam'dır. Buna ancak ilmiyle amil olan hayırlı alimler böyle cevap verir. O zaman bunlar da der ki, doğru söyledi, delilini getirdi, bizim elimizden kurtuldu.
Bundan sonra onun üzerine kabrini büyük bir kubbe gibi yaparlar. Onun için sağ tarafına iki kapı açarlar. Sonra da kabrini güzel kokulu fesleğenlerle döşerler. Cennet kokuları o meyyitin üzerine gelir. Dünyada yaptığı güzel amelleri en sevdiği dostu suretinde gelip onu eğlendirir ve ona güzel haberler söyler. Kabri nur ile dolar. Kıyamet kopuncaya kadar kabrinde neşeli ve sevinçli olur. O kimseye kıyamet kopmasından daha sevgili bir şey olmaz. İlmi ve ameli az olan ve ilmden ve melekût esrarından haberi olmayan mü'minlerin derecesi bundan aşağıdır ki, onun yanına rumandan sonra güzel surette ve güzel kokulu ve güzel elbiseli olarak ameli gelir. "Beni bilmez misin?" der. O da der ki, "Sen kimsin ki Allahü Teala seni benim şu garip olduğum zamanda bana ihsan eyledi?" O da der ki, "Ben senin salih işlerinim. Korkma, mahzun olma. Biraz sonra münker ve nekir melekleri gelirler ve sana sual ederler. Onlardan korkma," der. Bundan sonra sual meleklerine söyleyeceği şeyleri öğretirken, münker ve nekir melekleri gelir. Şimdi anlatacağımız şekilde onu sıkıştırırlar. Onu oturturlar. Ona, "Men Rabbüke," yani "Rabbin kimdir?" derler. O da evvelki söylediği gibi söyler. "Rabbim Allah'tır. Peygamberim Muhammed aleyhisselam, imamım Kur'an-ı Kerim, kıblem Kâbe-i Şerif ve babam İbrahim aleyhisselamdır ki, onun milleti benim milletimdir," der. Onun dili hiç tutulmaz. Onlar da, "Doğru söyledin," derler. Önceki melekler gibi muamele ederler. Fakat onun için sol tarafından cehennemden bir kapı açarlar. Cehennemin yılan, akrep, zincir, sıcak suyu ve zakkumu, velhasıl ne varsa hepsini görür. O kimse onun üzerine pek çok feryat eder. Ona, "Korkma, buranın dehşeti sana bir zarar vermez. Burası senin cehennemdeki yerindir ki, Allahü Teala bunu senin cennette olan yerinle değiştirdi. Uyu, sen Saidsin," derler. Herkes için büyük bir kitap çıkarılır ki, şark ve garp arasını tutar. Onda mahlukların bütün amelleri yazılıdır. Küçük ve büyük hepsini bildirir. Allahü Teala hiçbir kimseye zulmetmez. Mahlukların her gün yaptıkları amelleri bu kitap ile Allahü Teala'ya arz olunur. Allahü Teala'nın emriyle Abese suresinin 16. ayeti kerimesinde bildirilen Kiramün Berere meleklerine, yani kerim ve itaatkar meleklere o amelleri yazmayı emreder. Bu kitap işte odur. Câsiye suresinin 28. ayeti kerimesinin "Biz yaptığınız amellerin hepsini yazdırdık" meali şerifi bunu haber vermektedir. Bundan sonra bir münadi herkesi ayrı ayrı çağırır. Herkes ayrı ayrı hesaba çekilir. Nur suresi 24. ayetinde mealen "Yaptıklarının hepsine o gün dilleri ve elleri ve ayakları şehadet eder" buyuruldu. Doğru haberde bize bildirildi ki, bir kimse Allahü Teala'nın huzurunda durdurulur. Cenab-ı Hak ona, "Ey fena kul, sen mücrim ve asi oldun," der. O kul, "Ya Rabbi, ben işlemedim," der. "Senin aleyhine deliller ve şahitler vardır," denir. O kimsenin hafaza melekleri getirilir. O kimse, "Onlar benim üzerime yalan söylediler," der. Bu hal, meali şerifi, "O gün herkes getirilir. Herkes kendi nefsiyle mücadele eder." olan Nahl suresinin 114. ayetinde bildirilmektedir. Sonra
ağzına mühür vurulur. Bu da Yasin-i Şerif'in 65. ayetinin kıyamet gününde ben Azimüşşan mücrimlerin ağızlarını mühürlerim. Ne ki kazanıp kesbettiler ise bize elleri söyler ve ayakları şehadet eder. Meal-i şerifiyle bildirilmiştir. Öyleyse asilerin azası şehadet edip cehenneme götürülmeleri emrolunur. Mücrimler, din düşmanları, haram işleyenler, namaza ehemmiyet vermeyenler, azalarına levmetmeye, bağırmaya başlar. Azası da der ki, bu şehadet bizim ihtiyarımızla değildir. Bizi Allahü Teala söyletti. Her şeyi söyleten odur. Bunlar Fussilet suresinin 21. ayeti kerimesinde bildirilmektedir. Hesaptan sonra bütün insanlar Sırat köprüsüne gönderilecektir. Sırat köprüsünden geçemeyip düşen mücrimler cehennem hazinesine yani azap meleklerine teslim olunurlar. Ağlamaya ve inlemeye başlarlar. Hele müminin ve muvahhidinin asileri cehenneme konulurken gayet dehşetli ağlarlar. Melekler bunları yakalayıp atarken işte bu vaad olunduğunuz kıyamet günüdür derler. Bu hal Enbiya suresinin 103. ayeti kerimesinde bildirilmektedir. Büyük feryat. Cehennem ehlinin çok feryat edip ağladıkları dört yerden birincisi sur üfürüldüğü vakitte, ikincisi cehennem meleklerden kurtulup mahşer ehli üzerine sıçradığı vakitte, üçüncüsü Adem'i aleyhisselam Allahü Teala'ya şefaatçi göndermek için çıktıkları vakitte, dördüncüsü cehennemdeki azap meleklerine teslim olundukları zamandır. Cehennemlik olanlar mahallerine gidip Arasat meydanında yalnız müminler, müslimler, hayır ve ihsan edenler, arifler, sıddıklar, veliler, şehitler, salihler ve resuller kalır. İmanlarında şüpheleri olanlar, münafıklar, zındıklar, bid'at sahipleri yani ehli sünnet itikadında olmayan müminler zaten cehenneme gönderilmişlerdir. Allahü Teala ey insanlar, Rabbiniz kimdir? Buyurur. Onlar Allah'tır derler. Allahü Teala siz onu bilir misiniz? Buyurur. Evet, biliriz ya Rabbi derler. O zaman onlara Arş-ı Âlâ'nın sol tarafından bir melek görünür. O melek o kadar azametlidir ki 7 deniz baş parmağının ucuna konsa içine alıp hiçbir damlası gözükmez. O melek mahşerde bulunanlara Allahü Teala'nın emriyle imtihan cihetinden ene rabbüküm yani ben sizin Rabbinizim der. Ehli mahşer senden Allahü Teala'ya sığınırız derler. Arşın sağ tarafında bir melek görünür ki eğer ayağının ucu ile basmış olsa 14 deniz görünmez olurdu. Ehli mahşere ene rabbüküm der. Yani sizin Rabbinizim der. Ona dahi senden Allahü Teala'ya sığınırız derler. Bundan sonra Allahü Teala onlara istedikleri şekilde gayet yumuşak ve hoş muamele buyurur. Mahşer ehlinin hepsi secde ederler. Cenab-ı Hak onlara öyle bir yere geldiniz ki sizin için yabancılık ve korku yoktur buyurur. Allahü Teala bütün müminleri sırat üzerinden geçirir. Müminler derecelerine göre cennete götürülür. İnsanlar güruh güruh geçerler. Önce resuller, sonra nebiler, sonra sıddıklar, sonra veliler, arifler, sonra hayır ve ihsan edenler, sonra şehitler, sonra diğer müminler götürülür. Müslümanlardan günahları affedilmeyenler yüzüstü düşmüş, bazıları da Araf'ta mahpus kalırlar.
İmanı zayıf olanlardan bazısı, sıratı 100 senede, bazısı da 1000 senede geçerler. Bununla beraber, cehennemde yanmazlar. Bir kimse ki Rabbini görür, o kimse cehenneme sokulmaz. Müslim ve muhsin olanların makamlarını, İstidraç namındaki kitabımızda anlattık. Onlar, yüzü gülenlerdir. Çoğu, sıratı şimşek gibi geçer. Çoğu da, açlık ve susuzlukla giderler ki, ciğerleri parça parça olmuş, soluklara adeta duman gibi çıkar. Bunlar, kâseleri, gökteki yıldızlar adedince ve suyu, Kevser ırmağından ve büyüklüğü Kudüs'ten Yemen'e kadar ve Aden'den Medine-i Münevvere'ye kadar olan Kevser havzından içerler. İşte bu, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, benim minberim havzım üzerindedir. Yani minberim, Kevser havzının iki kenarından biri üzerindedir, buyurmasıyla sabittir. Kevser havzından uzak olanlar, kabahatlerinin derecesine göre, sıratta hapsolunurlar. Nice abdest alanlar vardır ki, abdesti güzel almaz ve tamam etmez. Ve nice namaz kılanlar vardır ki, sorulmadığı halde namazını başkalarına anlatır. Hudu ve huşu ile kılmazlar. Eğer kendini karınca ısırmış olsa, namazı bırakıp o karınca ile meşgul olurlar. Halbuki Allahü Teala'nın azamet ve celaletini arif olanların ellerini ve ayaklarını kesmiş olsalar hiç direnmezler. Zira onların ibadetleri Allahü Teala içindir. Allahü Teala'nın huzurunda duran kimse onun Celle Celaluhu heybet ve azametini bildiği, tefekkür ettiği kadar huşu eder, korkar. Öyle olur ki padişahlardan birinin huzurunda kişiyi akrep sokar. O da sabreder. Padişaha hürmet için hiç hareket etmez. İşte bu, adamların mahlukla beraber olduğu vakitteki halidir. Mahluk ise, o derece menfaat ve zararını ayıramaz. O aziz ve celil olan Allahü Teala'nın huzurunda duranın hali nasıl olur ki, heybet ve saltanat ve azamet ve ceberut ve kahru galebe-i ilahiyeyi bilen bir kimsenin Allahü Teala'nın huzurunda durması elbette ziyade huzuru ve huşuu icap ettirir. İbadetleri yaptığı halde zulmeden ve tövbe ettiyse de mazlumu bulamayan, bununla dünyada helalleşmeyen bir kimse hakkında hikaye olundu ki Allahü Teala'nın huzuruna götürülür. Dünyada helalleşemediği kul hakları varsa meydana çıkarılır. Mazlum onun boynuna sarılır. Allahü Teala mazluma, ey mazlum, yukarıya bak, buyurur. O mazlum baktığı vakit görür ki bir köşk var, gayet büyüktür. Zineti ve büyüklüğü akıllara hayret verir. O mazlum, ya Rabbi bu nedir, der. Allahü Teala, bu satılıktır. Benden satın alır mısın, buyurur. O mazlum ise, ya Rabbi, bunun kıymetini ödeyecek benim bir şeyim yoktur, der. Allahü Teala buyurur ki, kardeşini zulmden affedip halas edersen, köşk senindir. Okulda, ya Rabbi, emri ilahin sebebiyle ondaki hakkımdan vazgeçtim, der. Allahü Teala tövbe eden zalimlere böyle muamele eder. Nitekim İsra suresinin 25. ayetinde mealen ben azimüşşan tövbe eden kimseleri mağfiret ederim buyurur. Allahü Teala'nın en önce hükmedeceği katillerdir ve en önce ecirlerini vereceği kimseler de imanı doğru olan amalardır. Evet. Bir münadi nida eder ki, dünyada görmekten men olunanlar nerededirler? Onlara denilir ki, siz Allahü Teala'nın cemaline bakmaya herkesten daha çok layıksınız.
Bundan sonra Cenab-ı Hak onlara haya muamelesi eder de sağ tarafa gidiniz buyurur. Bunlar için bir sancak bağlanıp Şuayb aleyhisselamın eline verilir. Şuayb aleyhisselam onlara imam olur. Onlarla beraber nur meleklerinden hesapsız melek vardır. Adetlerini Allahü Teala'dan başka kimse bilmez. Onların yanına varırlar ve sıratı yıldırım gibi geçerler. Sabırda ve hilimde onlardan her biri Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma dipnot 1 Abdullah 68 miladi 687'de Taif'te vefat etti. Ve ona bu ümmet içinde benzeyen kimseler gibidir. Bundan sonra belalara sabredenler nerededir diye nida olunur. Ve meczumin yani cüzzam denilen miskin hastaları ve sari hastalıklara yakalanmış olanlar getirilir. Allahü Teala onlara selam verir. Onlar dahi sağ tarafa emrolunurlar. Onlar için de yeşil bir sancak bağlanır. Eyüp aleyhisselamın eline verilir. Eshab-ı yeminin imamı olur. Müptela olanın sıfatı sabr ve hilmdir. Ukayl İbni Ebi Talip radıyallahu anh ve bu ümmetten onun emsali gibi olanlar böyledir. Bundan sonra nida olunur ki, İslam düşmanlarının yalanlarına, iftiralarına aldanmayıp, ehl-i sünnet itikadına sımsıkı sarılan ve bu doğru imanını ve namusunu kemal derecede muhafaza eden imanlı ve iffetli gençler nerededirler? Bunlar da getirilir. Allahü Teala bunlara da selam verip merhaba der ve murat buyurduğu kelam ile iltifat eder. Bunlara dahi sağ tarafa gidiniz buyurur. Bunlar içinde bir sancak bağlanıp Yusuf aleyhisselamın eline verilir. Yusuf aleyhisselam onların imamı olur. Böyle gençlerin sıfatı haramlardan, yabancı kadın ve kızlardan sakınmaktır. Raşid bin Süleyman rahimehullahü teala ve bu ümmetten onun emsali gibi olanlar böyledir. Bundan sonra bir nida dahi çıkar ki Allahü Teala için birbirlerine muhabbet edenler ve Müslümanları sevenler ve kâfirleri, mürtetleri sevmeyenler nerededir denir. Onlar dahi Allahü Teala'nın huzuruna götürülür. Allahü Teala onlara da merhaba deyip ne murat buyurur ise onunla iltifata mazhar olurlar. Sağ tarafa gitmeye emrolunurlar. Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmeyenlerin sıfatı da sabr ve hilmdir ki dünyevi sebeplerden dolayı müminlere ne darılırlar ve ne de kötülük ederler. Hazreti Ali radıyallahu anh ve bu ümmetten ona benzeyenler bunlardandır. Bundan sonra bir nida dahi çıkar ki Allahü Teala'nın korkusundan haram işlemeyenler ve ağlayanlar nerededir denir. Onlar da götürülür. Bunların gözyaşları şehitler kanı ve ulemanın mürekkebiyle tartılır. Gözyaşı ağır gelir. Bunların da sağ tarafa gitmesi emrolunur. Onlar için her renkle süslenmiş bir sancak bağlanır. Zira bunlar muhtelif haram işleyenlerin arasında bulunduğu Allah rahimdir, affeder diye aldatılmaya çalışıldığı halde haram işlememişlerdi. Çeşitli günahlardan sakınarak Allahü Teala'nın korkusundan ağlamışlardı. Mesela biri Allahü Teala'nın korkusundan, biri dünyaya düşkün olmaktan ve öbürü pişmanlıktan ağlamıştı. Bunların sancakları Nuh aleyhisselama verilir. Alimler onların önlerine geçmek isterler. Bunların ağlamalarının
Allah için olmasını biz öğrettik derler. Bir nida gelir ki, ya Nuh, olduğun gibi dur. Nuh aleyhisselam hemen durur. O cemaatte onunla beraber dururlar. Ehl-i sünnet âlimlerinin mürekkebiyle şehitlerin kanı tartılır. Âlimlerin mürekkebi ağır gelip sağ tarafa emrolunurlar. Şehitler içinde safranlı bir sancak emrolunur. Yahya aleyhisselamın eline verilir. Yahya aleyhisselam önlerinden gider. Âlimler önlerine geçmek isteyerek derler ki, şehitler bizim ilmimizden öğrenerek çarpıştılar. Biz onlardan ileri gitmeye daha ziyade layıkız. Bu zamanda Allahü Teala lütfünü ortaya koyup mealen buyurur ki, âlimler benim yanımda peygamberlerim gibidir. Âlimlere hitaben, dilediğiniz kimselere şefaat ediniz buyurur. Âlimler ehl-i beytine ve komşusuna ve mü'min kardeşlerine ve talebelerinden kendilerine tabi olanlara şefaat ederler. Şöyle ki, âlimlerden her biri için bir meleğe nida ettirilir. Melek insanlara bağırır ki, filan âlime Allahü Teala şefaat etmekle emreyledi. Kim ki onun bir işini görüverdiyse yahut bir lokma yemek yedirdiyse yahut bir içim su verdiyse yahut kitaplarını yaydıysa onlara şefaat edecektir der. O âlime bir iyilik yapanlar, kitaplarını dağıtanlar kalkarlar. O âlim de o kimselere şefaat eder. Hadis-i şerifte bildirildi ki, en önce şefaat edenler resullerdir. Sonra nebiler aleyhimüsselavatü ve teslimat, sonra âlimlerdir. Âlimler için bir beyaz sancak bağlanır. İbrahim aleyhisselama verilir. İbrahim aleyhisselam gizli marifetleri ortaya çıkarmak bakımından resullerin en ileride olanıdır. Bunun için sancak kendisine verilir. Bundan sonra yine bir münadi nida eder ki, nafakası için her gün çalışıp terleyen ve kazandığıyla kanaat eden fakirler nerededir denir. Fakirler de Allahü Teala'nın huzuruna götürülür. Allahü Teala taltif edip, merhaba ey dünya kendileri için zindan olan kimseler buyurur. Bunların da eshab-ı yemin, cennet ehliyle beraber olmaları emrolunur. Bunlar için de bir sarı sancak bağlanıp İsa aleyhisselamın eline verilir. İsa aleyhisselam bunlara imam olur. Bundan sonra yine bir münadi nida eder ki, agniya, yani şükreden, mallarını, paralarını, dini kuvvetlendirmek, Müslümanları zalimlerden korumak için veren zenginler nerededir denir. Onlar da götürülür. Onlara ihsan ettiği şeyleri Cenab-ı Hak 500 sene tadad ettirir. Yani zenginlik ile ne yaptıklarının hesabını sorar. Bunlar için dahi renklerle bir sancak bağlanıp Süleyman aleyhisselama verilir. Süleyman aleyhisselam bunlara imam olur. Bunlara da eshab-ı yemine ulaşmalarına emir buyurur. Hadis-i şerifte bildirildi ki, dört şey, dört şeye şehadet etmelerini talep ederler. Malları ile, mevkileri ile Müslümanlara eziyet edenlere nida olunur ki, sizi Allahü Teala'ya ibadetten ne mal meşgul etti? Onlar der ki, Allahü Teala bize mülk ve rütbe verdi. Bizi onlar Allahü Teala'nın hakkını yerine getirmekten men eyledi. Yine onlara, mal mülk cihetinden siz mi büyüksünüz yoksa Süleyman aleyhisselam mı büyüktür denir. Onlar Süleyman aleyhisselam büyüktür derler. Öyleyse onu benim için ibadet etmekten o mal mülk men etmedi de sizi mi men etti buyurur. Bundan sonra
ehli bela nerededir denilir. Onlar da getirilir. Onlara denilir ki, sizi Allahü Teala'ya ibadetten men eden şey nedir? Onlar da derler ki, Allahü Teala bizi dünyada dertlere, sıkıntılara müptela kıldı. Onun için zikrinden ve hakkıyla ibadetten mahrum olduk. Onlara denilir ki, bela cihetinden size gelen bela mı, yoksa Eyyub'a aleyhisselam gelen bela mı çok idi? Onlar, Eyyub aleyhisselama gelen çok idi derler. Öyleyse onu Allahü Teala'nın zikrinden ve onun dinini kullarına yaymaktan ve hakkını ikameden bela men etmedi de sizi mi etti denir. Bundan sonra gençler ve memlükler, yani köle ve cariyeler nerededir derler. Onlar da Allahü Teala'nın huzuruna getirilir. Onlara denilir ki, sizi Allahü Teala'ya ibadetten men eden şey nedir? Onlar da, Allahü Teala bize cemal ve güzellik verdi. Onunla aldandık. Gençlik zevklerine daldık. Gençlik bizde hep kalacak sandık. Allahü Teala'nın dinini öğrenmedik. Hakkını yerine getiremedik derler. Memlükler de, kölelik ve cariyelik ve beylere kulluk ettik. Dünya büyüklerine tapındık. Din cahili kaldık, aldandık. Ya Rabbi, senin hakkını yerine getirmekten mahrum olduk, derler. Onlara hitaben denilir ki, siz mi, yoksa Yusuf aleyhisselam mı daha güzel idi? Onlar, Yusuf aleyhisselam idi, derler. Öyleyse, Hazreti Yusuf'u kul itaatindeyken, Hakkullah'ı ikame etmekten hiçbir şey men etmedi de sizi mi etti denir. Bundan sonra çalışmayan, tembel, fukara nerededir diye nida olunur. Onlar da götürülür. Onlara da sizi Allahü Teala'ya kulluk vazifesini yapmaktan men eden nedir denilir. Onlar iş yapmadık, sanat öğrenmedik. Kahvelerde, sinemalarda, maçlarda vakit geçirdik. Allahü Teala da bizi dünyada fakirlik ile müptela kıldı. Fakirlik ve tembellik bizim kulluk vazifemizi yapmamıza mani oldu derler. Onlara hitaben, siz mi daha fakirdiniz yoksa İsa aleyhisselam mı diye sual olunur. Onlar da İsa aleyhisselam bizden daha fakir idi derler. Öyleyse o kadar fakirlik onu kulluk vazifelerini yapmaktan, din bilgilerini yaymaktan men etmedi de sizi mi men etti denir. Bir kimse bu dört şeyden birine yakalanırsa bunların sahibini düşünsün. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem duasında, Ya Rabbi, zenginlik ve fakirlik fitnesinden sana sığınıyorum diye dua ederdi. İsa'dan aleyhisselam ibret alınız ki dünyada bir şeye malik olmadı. Bir yün cübbeyi 20 sene giydi. Seyahati esnasında ancak bir bardak ve bir kara kilim ve bir tarağı vardı. Bir gün birinin eliyle su içtiğini gördü. Bardağı attı. Bir günde bir adamın eliyle sakalını tararken gördü. Tarağı da attı. Der ki, benim hayvanım ayağımdır. Evim mağaralardır. Yiyeceğim yerin otlarıdır. İçeceğim ırmakların sularıdır. Halbuki İslam dini böyle değildir. Çalışıp helal kazanmak ibadettir. Çok çalışıp çok kazanmak ve kazandığını İslamiyetin emrettiği iyi yerlere vermek lazımdır. Ramuzül Ehadis'te yazılı hadis-i şerifte buyuruldu ki, eshabım için fakir olmak saadettir. Ahir zamanda gelecek olan ümmetim için zengin olmak saadettir. Şimdi ahir zamandayız. Günah işleyenlerin, fitne çıkaranların, ibadetlere bid'at karıştıranların çoğaldığı bir zamandayız.
bu zamanda helali, haramı, bid'atleri ve küfre sebep olan şeyleri öğrenmek ve bunlara uymak ve helal yoldan kazanarak zengin olmak büyük ibadettir. Kazandığıyla fakirlere ve ehl-i sünnet bilgilerini yayan Müslümanlara yardım etmek büyük saadettir. Bu saadete kavuşanlara müjdeler olsun. Allahü Teala'nın indirdiği bazı suhuflarda da bildirilmiştir ki, ey Adem oğlu, hastalık ve günah işlemek hayat hallerindendir. Müteammiden, kin güderek, adam öldürmenin kefaretinden, hataen öldürmenin kefareti ehven görülür. Buna kısas olunmaz ise de, bu da çok kötü iştir. Bundan da sakın. Büyük günahların sahibinin kalbinde iman varsa, azaptan sonra şefaate kavuşur. Allahü Teala onlara ikram eder. Binlerce sene geçtikten sonra onları cehennemden çıkarır. Halbuki cehennemdekilerin derileri yandıktan sonra tekrar yaratılmaktadır. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, dipnot 1. Hasan-ı Basri 110 miladi 728'de vefat etti. Keşke ben böyle olan kişi olsaydım, buyururdu. Şüphe yoktur ki, Hasan-ı Basri, rahmetullahi aleyh, ahiret hallerini iyi bilen bir zattır. Kıyamet gününde bir Müslüman getirilir. Onun hiç hasenesi, iyiliği yoktur ki, mizanında ağır gelsin. Allahü Teala onun imanına hürmeten, ona rahmet olarak buyurur ki, insanlara git, sana hasene ve sevap verecek bir kimse ara. Onun ikramı sebebiyle cennete giresin. O kimse gider. İnsanlar arasında arzusuna kavuşturacak bir kimse arar. Halini anlatacak bir kimse bulamaz. Kime söyler ve sorarsa, benim de mizanımın hafif gelmesinden korkuyorum. Ben senden daha çok muhtacım, der. Bu haline çok üzülür. Yanına bir kişi gelerek, ne istiyorsun, der. Bu da, bir haseneye, sevaba muhtacım. Onu belki 1000 kişiden istedim. Her biri bahane edip esirgediler, der. Bu kişi ona der ki, Allahü Teala'nın huzuruna vardım. Sahifemde bir sevaptan başka sevap bulamadım. O da beni kurtarmaya yetmez. Onu sana hibe edeyim, benden onu al. O kimse ferah ve sevinçli olarak gider. Allahü Teala o kulun halini bildiği halde nasıl geldin diye sual eder. O kişiyle olan macerayı haber verir. O hasenesini veren kulu da Allahü Teala huzuruna çağırır. Buyurur ki, iman sahiplerine benim keremim senin kereminden, ihsanından daha çoktur. Din kardeşinin elinden tut, cennete gidiniz. Mizanın iki gözü beraber olup sevap gözü ağır gelmezse Allahü Teala buyurur ki, bu ne cennet ehlindendir, ne de cehennem ehlindendir. Bunun üzerine bir melek, bir sahife getirip, seyyiat, günah kefesi üzerine kor ki, onda yalnız, üf yazılmıştır. O göz hasene üzerine ağır basar. Çünkü üf lafzı, anaya babaya isyan kelimesidir. Kişi bununla, cehenneme atılması emrolunur. O kişi ise, iki tarafa bakınır. Allahü Teala tarafından kendisinin çağrılmasını talep eder. Allahü Teala bunu çağırır ve der ki: "Ey asi kul, niçin seni çağırmamı istiyorsun?" O kul: "Ya Rabbi, anladım ki anama babama asi olduğum için cehenneme gideceğim. Onların azabını bana ilave buyur da onları cehennemden azat et." deyince Allahü Teala buyurur ki: "Anana babana dünyada asi oldun. Ahirette ikram ettin. Onların elinden yapış da cennete götür."
cennete gönderilmeyenleri melekler yakalarlar. Çünkü melekler ahiret ahkamını çok iyi bilirler. Hatta ahiretten nasibi olmayan bir kavme nida olunur ki, bunlar ahiretin odunudurlar. Cehennemi doldurmak için halk olundular. Onlara hitaben Allahü Teala Saffat suresi 24. ayetinde mealen, onları durdurun. Onlar sual olunacaklardır, buyurur. Bunlar hapsolunurlar. Ta ki kendilerine Saffat suresi 25. ayeti kerimesinde mealen, size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz? Buyuruluncaya kadar kalırlar. Böylece teslim olurlar. Günahlarını itiraf ederler ve hepsi cehenneme gönderilirler. Bu şekilde ümmeti Muhammed'in büyük günah işleyenleri getirilir. İhtiyar, genç, erkek, kadın neredeyse hepsi bir araya toplanır. Cehennemin bekçisi olan Malik onlara baktığı vakt der ki: "Siz eşkıya zümresindensiniz. Ama görüyorum ki ne eliniz bağlanmış ve ne de yüzünüz kararmış. Sizden güzel kimse cehenneme gelmedi." Onlar da, "Ya Malik, biz Muhammed aleyhisselamın ümmetiyiz. Lakin işlediğimiz günahlar cehenneme sürükledi. Bizi bırak da günahlarımıza ağlayalım," derler. Malik onlara, "Ağlayınız. Fakat şimdi size ağlamak fayda vermez," der. Nice orta yaşlılar, "Dertlerim, sıkıntılarım arttı," diyerek ağlarlar. Bir ihtiyar erkek, ellerini beyaz sakalı üzerine koyup, "Ah, gençlik geçti, elem, üzüntü arttı, zelil oldum, rezil oldum," diye ağlar. Nice delikanlılar, "Ah, gençliği elden kaçırdım, yani gençliğimin kıymetini bilmedim," diye ağlarlar. Nice kadınlar, saçlarından tutup, "Eyvah, yüzüm kara oldu, rezil oldum," diye ağlarlar. Allahü Teala tarafından, "Ya Malik, bunları birinci cehenneme koy," diye nida gelir. Cehennem bunları içine alırken, "La ilahe illallah," diye bağırışırlar. Cehennem bu sözü işitince, bunlardan 500 senelik öteye kaçar. Bir şeyin çok olduğunu bildirmek için, bunu büyük rakamla bildirmenin, Arabistan'da adet olduğu İbn Abidin'in, dipnot 1, Muhammed İbn Abidin, 1252, miladi 1836'da Şam'da vefat etti. El-Hazer vel-İbaha kısmında yazılıdır. Yani büyük rakamlar, miktarı değil, çokluğu bildirirler. Yine bir nida gelir ki, "Ey cehennem, bunları içine al. Ya Malik, bunları birinci cehenneme koy." Bu zaman, gök gürültüsü gibi bir gürültü işitilir. Cehennem, bunların kalplerini yakmak isteyince, Malik, cehennemi men eder. "Ey cehennem! Kendisinde Kur'an-ı Kerim olan ve iman kabı olan kalbi yakma. Rahman olan Allahü Teala'ya secde eden alınları yakma," der. Bu hal üzere cehenneme atılır. Görülür ki bir kişinin feryadı cehennem ehlinin seslerinden daha çoktur. Bunu cehennemden çıkarırlar. Halbuki sadece derisi yanmış. Allahü Teala ona, "Sana ne oldu ki cehennem ehlinin en çok bağıranı sensin?" buyurur. O kişi der ki, "Ya Rabbi, beni hesaba çektin. Senin rahmetinden daha ümidimi kesmedim. Bilirim ki sen beni işitirsin. Onun için çok bağırdım," der. Allahü Teala meali şerifi, "Bir kimse Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini keserse, o kimse ehli dalalettir,"
olan Hicr suresinin 56. ayeti kerimesiyle hitap buyurup, git, seni mağfiret ettim, der. Yine bir kişi cehennemden çıkar. Allahü Teala, ey kulum, cehennemden çıktın, hangi amelinle cennete gireceksin diye sual eder. O kul, ya Rabbi, ben acizim, azıcık şeyden başka bir şey istemem, der. O kimse için cennetten bir ağaç gösterilir. Allahü Teala, gördüğün şu ağacı sana versem, başkasını ister misin? Buyurur. O kul, ya Rabbi, izzetin ve celalin hakkı için başkasını istemem, der. Allahü Teala, bu sana benden hibe olsun, buyurur. O ağacın meyvesinden yiyip, gölgesinde gölgelendikten sonra, ondan daha güzel başka bir ağaç gösterilir. O kimse, o ağaca çokça bakar. Allahü Teala, sana ne oldu? Ona da mı muhabbet ettin? Buyurur. O kul, evet ya Rabbi, der. Allahü Teala, sana onu da versem, başkasını istemez misin? Buyurur. İstemem ya Rabbi, der. O ağacın meyvesinden yer, gölgesinde gölgelenir. Ondan daha güzel bir ağaç gösterilir. Bu kimse, ona da baka kalır. Cenab-ı Hak, ona hitaben, bunu da sana versem, başkasını istemez misin? Buyurur. İzzetin hakkı için istemem ya Rabbi, der. O zaman Cenab-ı Hak razı olup, o mümin kimseyi af buyurur, cennete ithal eder. Ahiretin şaşılacak işlerindendir ki, bir kişi de Allahü Teala'nın huzuruna götürülür. Allahü Teala onu hesaba çeker. Hasenat ve seyyiati tartılır. O kimse herhalde bilir ki Allahü Teala o zaman o kimsenin hesabından başka bir şeyle meşgul olmadı. Fakat öyle değil. Belki o anda milyonlarca sayısını Allahü Teala'dan başka kimse bilemeyeceği miktarda kimselerin hesabına bakıldı. Onların her biri zanneder ki hesap o anda ancak ona mahsustur. Orada bazısı bazısını görmez. Birisi diğerinin kelamını işitmez. Belki her biri Cenab-ı Hakk'ın perdeleri altındadır. Sübhanallah ki ne kuvvet ve ne büyük kudrettir. İşte bu Lokman suresinin 28. ayetinin sizin dünyada ve sonra ahirette yaratılmanız bir nefes alacak kadar zamandadır. Meali şerifiyle bildirilen zamandır. Cenab-ı Hakk'ın bu kavlinde sırlar vardır ki o zamansız ve mekansız olmak sırrıdır. Çünkü Allahü Teala'nın mülkü için ef'ali ve işleri için had ve gaye yoktur. Fe subhanallah ki fiillerinden hiçbiri başka işleri yapmasına mani olmaz. İşte bu zamanda kişi oğluna gelir ve ey oğul, ben sana elbiseler giydirdim ki sen kendin elbise giymeye kadir değildin. Seni doyurdum ve su verdim ki bunlardan elbette sen aciz idin. Ve çocukluğunda seni muhafaza eyledim ki sen kendine zarar veren şeyleri def etmeye ve fayda veren şeyi istemeye kadir değildin. Nice meyveleri benden istedin, satın alıp sana getirdim. Sana dinini, imanını öğrettim. Seni Kur'an-ı Kerim hocasına gönderdim. Lakin, işte kıyametin şiddetini görüyorsun. Günahımın çokluğunu da biliyorsun. Bir miktarını üzerine al. Ta ki günahım azalsın. Bana bir iyilik, bir sevap ver ki, mizanım onun sebebiyle ziyade olsun, der. Oğlu ondan kaçar ve der ki, o bir sevaba ben senden daha çok muhtacım. Böylece evlat ile ana arasında bu muamele geçer. Zevç ve zevce de birbirleriyle böyle konuşurlar. Kardeş kardeşle
bu muameleyi yaparlar. İşte Allahü Teala Hazretlerinin Abese suresinin 24. ayetinin o gün insan kardeşinden ve ana evladından kaçar meali şerifi bu hale haber vermektedir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki insanlar kıyamet günü çıplak haşrolunurlar. Ayşe-i Sıddıka radıyallahu anha validemiz bunu işittikleri vakit bazısı bazısına bakmazlar mı buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Abese suresindeki kıyamet gününde herkesin hali kendisini diğerinin halinden ve durumundan uzaklaştırır mealindeki 37. ayet-i kerimeyi okuyuverdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifiyle murat buyurdular ki kıyamet gününün şiddetiyle meşakkati insanların birbirlerine bakmalarına mani olur. İnsanlar bu zamanda bir yerde toplanırlar. Onların üzerine siyah bir bulut gelir. O bulut insanlar üzerine suhuf-i müneşşere yani amel defterlerini yağdırır. Müminin sahifesi sanki gül yaprağı üzerine yazılmıştır. Kâfirlerin ise sedir yaprağı üzerine yazılmış gibidir. Sahifeler uçarak iner. Herkesin sağ veya sol tarafından gelir. Bu ise ihtiyari değildir. Nitekim Cenab-ı Hak İsra suresinin 13. ayetinde mealen biz azimüşşan insan için sahifesi açılmış olarak kendisine vasıl olan kitap göndeririz buyurur. Alimlerden bazıları buyurur ki Kevser havzı sıratı geçtikten sonra getirilir. Bu ise yanlıştır. Zira sıratı geçen kimse bir daha havza gelmez. 70 bin yani pek çok kimse ki sıkıntılı hesaba çekilmeden cennete girerler. Onlar için mizan kurulmaz. Onlar sahifeler almazlar. Ancak onlara verilen sahifeler üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu filan ibni filanın cennete girmesinin ve cehennemden kurtulmasının beraatıdır yazılıdır. Bir kulun günahları mağfiret olduğu vakit bir melek onu Arasat meydanına götürür ve nida ederek bu filan oğlu filandır. Allahü Teala onun günahını affeyledi. Bir daha şakî olmayacak. Saadetle Said oldu der. O kimseye bu makamdan ziyade sevgili hiçbir makam olmaz. Kıyamet gününde resuller aleyhimüsselavatü ve teslimat minberler üzerindedirler. Her bir resulün minberi kendi mertebesi miktarıncadır. Ulemâ-yı âmilîn yani ehli sünnet itikadında olan ve bildikleriyle amel eden alimler rahmetullahi aleyhim ecmaîn dahi nurdan kürsüler üzerinde olurlar. Allahü Teala'nın dinini korumak ve yaymak için şehit olanlar ile salihler yani ahkâm-ı İslamiyye'ye uymuş olanlar Kur'an-ı Kerim'i hürmet ile ve tegannî etmeden okuyan hafızlarla ezanı sünnete uygun olarak okuyan müezzinler toprağı miskten olan yerlerdedirler. Bunlar ahkâm-ı İslamiyye'ye tabi olarak iyi amel işledikleri için kürsi sahibidirler ki Adem aleyhisselam'dan Fahri Alem sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen bütün peygamberlerden sonra kendilerine şefaat izni verilecek olanlardandır. Hadis-i şerifte bildirildi ki Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde yüzü güzel ve ahlakı güzel bir kimse suretinde gelir. Kendisinden şefaat talep olunur ve şefaat eder. Kendisini musiki ile gazel okur gibi okuyanlardan ve çalgı ve oyun yerlerinde keyiflenmek için okuyanlardan ve para kazanmak için okuyanlardan
davacı olur. Böyle kimselerden hakkını ister. Razı olduğu kimseleri alıp cennete götürür. Dünya, yani ibadet etmeye mani olan ve haram işlemeye sebep olan şeyler ve kimseler de ihtiyar, ak saçlı ve kadınların en çirkini suretinde görülür. İnsanlara denilir ki, siz bunu bilir misiniz? Onlar, biz bundan Allahü Teala'ya sığınırız derler. Siz dünyada buna kavuşmak için birbirinizle çekişirdiniz. Birbirinize de buğz ederdiniz denilir. Bu şekilde cuma dahi sevimli bir insan suretinde gösterilir. Müminler ona dikkat ile bakarlar. Cuma gününe kıymet verenleri misk ve kâfur kumları üzerinde hıfzeder. Cuma namazı kılan müminler üzerinde nur bulunur ki herkes ona bakıp taaccüb ederler. Cuma gününe yaptıkları saygı sebebiyle cennete götürülürler. Ey Müslüman kardeşim, Allahü Teala'nın rahmetine ve Kur'an-ı Kerim'in ve İslam'ın ve Cuma'nın cömertliğine bak ki Kur'an-ı Kerim ehli nasıl kıymetlidir. Namaz, oruç, zekat, sabr ve güzel ahlaktan ibaret olan İslamiyet ise ne kadar çok kıymetlidir. Ölüm zamanında insanın çırpınmasından, sıkıntılı görünmesinden mana çıkaran kimseye kıymet verilmez. Zira Yevm-i Hendek'te Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ey çürüyecek olan cesetlerin Rabbi ve yok olacak olan ruhların yaratıcısı olan Rabbim duası gösteriyor ki, Allahü Teala'nın dilediği her ceset çürür ve ruhlar da kıyamet zamanı gelince fena bulur. Bunların hepsinin yaratıcısı ve Rabbi Allahü Teala'dır. Bu anlatılanların hepsi ayrı ayrı ilimlere muhtaçtır. Diğer kitaplarımızda bunları anlattık. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh burada ahiret hallerini gayet kısa bir şekilde anlattığını haber veriyor. Diyor ki, biz bu kitapta ehli sünnetin tariklerine Müslümanlar sülûk etsin için ihtisar kasteyledik. İslamiyetin aleyhine olan bid'atlere, mezhepsizlere, dinde reformculara iltifat etme. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden ehli sünnet alimlerinin çıkardıkları, anladıkları manalara sarıl. Başkalarının, insan şeytanlarının uydurduğu bid'atlere aldanma. Onlardan sakın. Bu sebepten müminleri, ehli sünnet yoluna sarılanları müjdele. Allahü Teala'nın emni ve keremi ve ihsanı ile ismet ve muvaffakiyet isteriz. Amin ve hasbünallah ve ni'mel vekil ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Adem oğlu, aç gözünü, yeryüzüne kıl bir nazar. Gör bu latif çiçekleri hangi kuvvet yapar bozar. Her bir çiçek bir naz ile över hakkı niyaz eder. Kurtlar, kuşlar durmaz söyler. Ol Hâlık'a avaz eder. Över onun kadirliğin, her bir işe hazırlığın. İlle onun kahirliğin anlayınca rengi döner. Rengi döner günden güne, toprağa dökülür yine. Bu ibrettir anlayana, hakikati arif sezer. Gel bu sırrı duyaydın. Ya bu gamı yiyeydin, yerinde eriyeydin, insan değil misin meğer? Bilir gelen gider imiş, konan geri göçer imiş. Mevt şerbetin içer imiş, her kim bu manadan geçer.